Herkese merhaba. Maçka Stil Buluşmalarına hoş geldiniz. Bu sezon çok farklı bir şey yapıyoruz. Çok sevdiğimiz dostlarımızla keyifli sofralarda buluşuyoruz. Tabii ki değişmeyen tek şey Maçka İpek Yol ve Twist Pazarlama Direktörü sevgili Azra Zeyrek de benimle. Ayrılmaz ikili olduk. Evet, ayrılmaz ikili olduk. Evet, bu sezon çok mutluyuz. Çünkü bu masada oturan herkesle ilişkimiz yıllara dayanıyor. Doğru. Ve hepsi çok sevdiğimiz dostlarımız. Hepsi ayrıca Maçka'nın da dostları. Dolayısıyla tipik bir Maçka kızımız var. Maçka'yı çok yakıştırdığımız ve sürekli Maçka giymesinden gurur duyduğumuz. Daha ne olsun Mert? Kesinlikle. Aslında niye bir araya geldik? Bir düşündük biz Mert'le. Maçka'nın kuruluşu 2004. Türkiye'nin ilk designer brandi, tasarımcı markası. Şu an yeni designer brandlerimiz var ve gurur duyuyoruz hepsiyle. Ama baktığımız zaman bu kadar böyle butik bir niş bir markanın yıllar içerisinde bugüne geldiğimizde hala büyük bir ticari başarı sağlayabilmesi ve bunu koruması, bu istikrarı koruması önemli bir faktör. Hele günümüzün moda dünyasında, Ayten'le bunu hep konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Her şey çok değişken, her şey çok kolay harcanıyor, her şeyden çok çabuk sıkılıyoruz. Bu yeni dünyada hala Maçka'nın durduğu yer çok önemli diye düşünüyoruz ve gurur duyuyoruz markayla. Dolayısıyla markayı sevenlerle bir araya gelelim, sohbet edelim, yeni sezon için güzellikler dileyelim dedik. Evet. Önce şunu soracağım. Herkese soruyorum bunu. Maçka dediğimiz zaman herkes için farklı bir anlam ifade ediyor aslında. Önce sana sormak istiyorum Tuğba. Sence Maçka ne ifade ediyor? Maçka'nın ilk yüzü olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten o dönem bile daha özgürdü, evet, yani moda daha özgürdü, daha yaratıcıydı, daha ticari kaygıların daha az olduğu bir dönemdi. Ama çok farklı duruyordu Maçka, kalıplarıyla, tasarımlarıyla. Benim için böyle minik küçük kadıncıklar aklıma geliyor Maçka. Yani büyümeyen Lolita kadının hikayesi bu Maçka. Çok doğru aslında. Doğru. Bende de var bu his her zaman. Evet evet, hep konuştuğumuz konu bu. Belki de Tuğba o yüzden, o da öyle ya, yaşlanmayacak ve yaşlanmıyor. Hiç. Ve yaşalmıyor. O yüzden onun da o Lolita hali, belki de o ilk Maçka kızı olma durumu falan ve hala Maçka'nın çok yakışıyor olması. Bugün geldi yine. İlk Maçka kızı. Evet, yani aynen. Peki Ayten. Ben de yani gerçekten katılıyorum sana da. Yani minnoş kadın. Yani o kadar... o ilk koleksiyonlar gerçekten de farklıydı ve giyemeyeceğime rağmen bir sürü böyle ay yani hani giyinsem şunu giyerim dedim. Birçok parça vardı yani gerçekten. Çok farklıydı, çok güzeldi yani. Ve devam ediyor. Aynen öyle, 2004'ten bu yana. Evet. Ben söyleyeyim mi? Benim için de böyle Maçka butik bir romantiklik gibi. Ya Maçka giyindiğim gün mesela şu anda şık olmama ihtimalim yokmuş gibi geliyor. Yani ben biraz böyle daha aşure stiline sahip bir insanım. Moduma, hava şartlarına ve ruh halime göre bazen çok karıştırıyorum. Ve sonra dönüp iki gün sonra bile ben ne giymişim diye görmek istemediğim çok anım oluyor kendi hani böyle aşure stili tarzımla. Ama Maçka giydiğim gün gerçekten kendimi her zaman çok şık hissediyorum ve Lolita gibi hissediyorum. Böyle biraz o fiyonlar, Barbie gibi şeyler. Değil mi bir evet. De yani aynı zamanda? Ha? Böyle bir evet. Romantizm de var evet. Sanki. Aynen. Sanki bu dünyaya ait çok değil. Çok romantik gibi. Ve butik bir romantiklik gibi. O zaman benim anladığım yani Maçka'yı üç kelimeyle özetlemeye çalışırsak zamansız, romantik ve biraz da o Lolita ruhunu kaybetmeyen diyebiliriz aslında rahatlıkla. Doğru. Kesinlikle. Peki, pek çok marka için ya da pek çok dizayn için zamansız kelimesini kullanıyoruz. Zamansız denilince, moda özelinde, zamansız denilince senin için ne geliyor aklına, ne ifade ediyor zamansızlık sana? Asıl designer markalarda zamansız bir stilin olması önemli çünkü orada aldığın şeyi o kadar uzun yıllar giymek istiyorsun, o kadar gardırobunda biricik bir yerde duruyor ki ne kadar çağda değişse de, ne kadar stiller değişse de sen onu giydiğin zaman işte Röşen'in dediği gibi böyle her zaman kendini şık hissetmen. Minnacık takılarla bile bir tane böyle bir mesela Maçka'nın trikoları mesela o kadar kesinlikle bir parça var ki tek
bir tane küpeni giy. Ceketler. Şu ceketin bu yeni sezon. Bundan 6 sene önceki sezonda da bunun uzunu bende var. Zaten bence Türkiye'deki ilk olmanın ötesinde pek çok markadan Maçka'yı farklı kılan da bu aslında. Çünkü biz mesela Azra'yla gerek İstanbul'da gerekse Türkiye'nin çeşitli yerlerinde böyle keyifli stil sohbetleri gerçekleştiriyoruz. Mesela orada hep söylenen şey, demin Tuğba'nın da dediği gibi, benim bir Maçka ceketim var 10 yıldır eskimedi. Ama yine alıyorum diyor mesela. Bu bence çok önemli. Ben de diyorum ki acaba bu bizim için doğru bir şey mi? Ben pazarlama direktörüyüm, bana öyle şeyler söylemeyin. Acaba doğru mu yapıyoruz diye konuşuyoruz. Peki Mert, buradan yola çıkarak tam Tuğba'nın söylediğine istinaden bizim seninle konuştuğumuz konu ağırlığıyla moda sektörüne damga vurmuş markalar ticari olmak adına kendi heritajlarından, geçmişlerinden çok fazla ödün verebiliyorlar şu ara. Bu bizim tartıştığımız da bir konu. Belki de doğru yapıyorlar, bilmiyoruz ama ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ödün vermiyor olması benim hoşuma gidiyor. Çünkü zaten bir sürü marka veriyor. Ve bir sürü marka sonunda birbirine benziyor. Ve hani o özünü kaybetmek bence yani bana biraz üzücü geliyor. Çünkü hakikaten sen hani her trende göre, her şeye göre değiştiğin zaman zaten o zaman kimliğini, yani kimliğini kaybediyorsun ve bu şey de hani mesela Maçka her zaman o zorlamadan şıklık aslında. O hani giydiğin zaman çok, ne çok iddialısın ne bir şey ama her zaman o bir özelliği var. Yani bu şey yani kendi çizgisinde gitmesi bence gerçekten çok özel bir şey. Yani yaptığım iş gereği bu yeni dünya mesleği işte moda influencerları bu kadar dijitalde sürekli içerik, sürekli yenilik, koca kaçıran parçalar falan paylaşıyorum ben bir de böyle. Hani genelde pek kimsenin beğenmediği ve aman Allah'ım bunu nasıl giymiş dediği. Ama ben büyük moda hani evleri için şunu düşünüyorum. Bu kadar kendi stilinden, kendi çizginden hani ödün verdikçe ben ve benim gibi bir sürü insan aslında çok böyle fazla bir eğride tüketime doğru sürüklüyoruz ve gereksiz bir tüketime aslında sürükleniyoruz. Ve mesela bir markadan, hani şu an çok popüler olan bir ayakkabı çanta işte markasından bir çanta alıyorum. 2 hafta içerisinde modası geçiyor. Görülmüş, konulmuş, fotoğrafı yüzlerce çekilmiş oluyor. Çok ve doğru. Bu aslında iyi bir şey değil uzun vadede. Yani bir anda hani evet yeni şeyler denemeyi seviyorum muhakkak ki ama markalar da kendi çizgilerinden çok ödün vermiş oluyorlar ve kendi kimliklerini kaybetmiş oluyorlar bence. Eskiden ben de öyle büyüdüm, eminim hepiniz öylesiniz. Mesela çok iyi parçalar olurdu annemin, anneannemin gardırobunda ve mesela o kıyafetler çeşitli aralıklarla giyilirdi. Ama şimdi mesela şunu çok duyuyorum. Ama onu ben giydim, Instagram'a koydum bir kere diyor. Şimdi bu bir kere geldiğimiz noktayı aslında inanılmaz açık bir şekilde ifade ediyor aslında. Aslında bu Livia Perch'in Green Carpet Challenge diye bir oluşumu var. Yani lüks tüketime gitmenin aslında nedenlerini anlatıyor. Diyor ki sen bir sezonda işte 10 parça kıyafet alıp onları 2 yıkamada çöp olacağına bir tane parça al ve onu uzun yıllar boyunca koruyarak giy. Öteki taraftan da işte ben kendim de 10 yaşında bir kızım var yani. İlk TikTok dünyasına falan girdiklerinde şey oldum. Gerçekten onu elinden alana kadar ciddi buna mesai harcamak zorunda kaldım. Çünkü ilk önce farkına varmadım ne kadar büyük bir şeyin olduğunu orada. Saçma bir dünyanın olduğunu. Çünkü geliyor diyor ki bu eşortmanı giymek istiyorum. Üzerine de bunu giymek istiyorum. Kendicim bak arkadaşın doğum gününe giderken biraz daha özen gösterdiğimiz belli etmemiz gerekiyor. Ve hani daha birazcık daha şık giyinip tamam diyor TikTok'ta diyor bunu giydiler o yüzden diyor ben de özen gösterdiğim için bunu giyeceğim gibi bir moda algısı korkunç.